Merhaba sevgili gençler. Bugün geometride temel kavramlardan başlayacağız. Birinci temel kavramımız nokta. Nokta geometrinin temel terimlerinden biridir ve tanımsızdır. Yani geometride noktanın temel bir tanımı yoktur. Ancak biz bunu şöyle ifade edeceğiz. İnce uçlu bir kalemin kağıt üzerine bıraktığı iz nokta olarak düşünülecek ve noktayı işaretlediğimiz zaman yanına büyük bir harf yazıp bunu noktanın ismi olarak isimlendireceğiz. Hemen şuraya yanına küçük bir not ekleyelim. Nokta boyutsuzdur. Doğru, yine geometride aslında tanımsız olan terimlerden biridir ama biz bunu şöyle ifade edeceğiz. Aynı sıradaki noktalar kümesine oluşan tanımsız bir terim. Aynı sıradaki noktalardan kastımız düz bir sıra boyunca sonsuz sayıda nokta yan yana geldiğinde bunları çok bitişik halde yazarsak dümdüz bir şekil oluşacak. Buna da doğru diyeceğiz. Doğrular yanlarında küçük bir harfle veya üzerinde herhangi iki nokta işaretlenerek iki nokta yardımıyla AB doğrusu veya üst tarafta gördüğünüz gibi D doğrusu şeklinde isimlendirilebilir. Düzlem tanımsız bir terim. Düzlemin eni ve boyu vardır. Yüksekliği ise yoktur. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir kitabın sayfasını düşünelim. Bu sayfanın bir eni boyu vardır ancak bir yüksekliği yoktur. Ancak birkaç sayfa üst üste gelirse bir yükseklik oluşabilir. Düzlem her yönde sınırsız kabul edilir. Yani sağa, sola, yukarı, aşağı yönde uzatılabilir sonsuz şekilde. Durgun bir gölün yüzeyi, masa yüzeyi, düzgün bir duvarın yüzeyi düzlem hakkında verebileceğimiz örneklerdir. Düzlemler yine büyük harflerle isimlendirilir. Bir dörtgen şeklinde de gösterebiliriz. Beşgen şeklinde de herhangi bir şekil olarak gösterebiliriz. Ama genellikle dörtgen tarzı ifadeler kullanıyoruz. E harfi ile gösterdik E düzlemi. Uzay ise bildiğimiz ve içinde yaşadığımız tüm noktaların oluştuğu en geniş kümedir. Dolayısıyla uzay ve doğruların düzlemi kapsar diyeceğiz. Şöyle devam edelim. Sayı doğrusu ve bir noktanın koordinatı. Cetvel aksiyonuyla başlayalım. Bir doğrunun her bir noktasına bir ve yalnız bir tane reel sayı karşılık gelecek şekilde. Reel sayılar kümesinin her bir elemanının da bu doğrunun bir noktasına karşılık geleceğini söyleyeceğiz. Buna cetvel aksiyonu diyoruz. Cetvel aksiyonu yardımıyla şunu oluşturabiliriz. Bir düz doğrumuz, bir tane O noktası ki buna genellikle başlangıç noktası diyeceğiz. Sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktası O. Onu da sıfırla temsil ediyoruz. A noktası buna karşılık gelen nokta 1. B noktası buna karşılık gelen nokta 2. C noktası karşılık gelen nokta eksi 1. D noktası karşılık gelen nokta eksi 2. Örneğin bunu şöyle ifade edeceğiz. Bize bir tane P noktası verilirse ve bu P noktasına karşılık gelen sayısal değer A olursa P noktasının konumunu P, A ile ifade edeceğiz. Bunu polinomlarla karıştırmayalım. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Örneğin A noktasının koordinatı 1, B noktasının koordinatı 2, C noktasının koordinatı eksi 1, D noktasının koordinatı da eksi 2 gibi. İki nokta arası uzaklık. İki nokta arası uzaklığı bulmak için bu noktaların koordinatları arasındaki farkı bulmamız gerekiyor. Ve bu fark uzaklık şeklinde ifade edildiği için negatif bir kavram olmaması gerekli. Tabii yön belirtmediğimiz sürece. A ve B noktaları arasındaki uzaklığı tespit etmek için A noktasının koordinatı olan A'dan B noktasının olan koordinatı B çıkarılır ve bulunan farkın mutlak değeri alınır. Ya da tam tersine B'nin koordinatından A'nın koordinatını çıkarıp yine bulunan farkın mutlak değeri alınacak. Çünkü uzaklık negatif bir kavram değildir. Örneğimizde A noktasının koordinatı eksi 5, B noktasının koordinatı 3. A, B noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. A, B'nin mutlak değeri. O da eşittir. Mutlak değer içinde A'nın koordinatı eksi 5, eksi B'nin koordinatı 3. Mutlak değer içinde eksi 8, bu da 8 birim olduğunu bize gösteriyor. Sıradaki örneğimizde A noktasının koordinatı x, B noktasının koordinatı eksi 4 ve AB noktaları arasındaki uzaklığında 9 birim olduğu bilgisi verilmiş. A noktasının koordinatı x, B noktasının koordinatı eksi 4,
A ve B noktaları için AB doğru parçasının uzunluğu 9 birim olarak verilmiş. Buna göre X'in alabileceği değerler isteniyor bizden. O zaman yapacağımız iş şu olacak. Mutlak değer içinde X eksi eksi 4'ün mutlak değeri eşittir 9 deyip bu denklemi çözmeye çalışacağız. Mutlak değer içinde x eksi eksi 4 x artı 4'e dönüşecek. X artı 4'ün mutlak değeri eşittir 9. Hemen şuraya küçük bir hatırlatma ekleyelim. Mutlak değer içinde x'in değeri eğer bir pozitif a sayısına eşitse o zaman iki farklı durumla karşılaşırız. Ya x a sayısına eşittir veya x a sayısının zıt işaretlisine yani eksi a'ya eşit olabilir. Dolayısıyla buradaki işlemimizde birinci durum x artı 4'ün 5'e eşit olması. İkinci durum ise x artı 4'ün eksi 9'a eşit olmasıdır. Birinci durumla devam edecek olursak 4 sayısını karşıya gönderdiğimizde x eşittir 1. İkinci durumda 4'ü karşıya gönderdiğimizde x eşittir eksi 13 sonucuyla karşılaşıyoruz. Evet, şimdi de doğru parçası ifadesini inceleyelim. Doğru parçası bir doğru üzerinde bulunan iki tane farklı nokta A ve B noktaları bu noktaların arasındaki bütün noktaların kümesine AB doğru parçası diyeceğiz. Şöyle bir örnekle gösterecek olursak bir tane D doğrusu verelim. Bunun üzerinde şöyle bir A noktası, şuradan da bir B noktası alıp bunu kestiğimizde yani sadece şu arada kalan parçayı aldığımızda işte aşağıda gördüğümüz AB doğru parçası oluşacaktır. AB doğru parçasını şu şekilde gördüğünüz gibi köşeli parantezlerle ifade edeceğiz. Sıradaki örneğimizde AB doğru parçasının CD doğru parçasına eş olduğu bilgisi var. Şuradaki işaretin eş olduğunu biliyoruz. Eş ne anlama geliyor? Tamamen birbirinin aynısı olan şekiller. Dolayısıyla doğru parçaları oldukları için de doğru parçalarının birbiriyle aynı olması gerekli. Nasıl aynı? Uzunlukları aynı. Çünkü doğru parçasının başka bir boyutu yoktur. O zaman AB doğru parçasının uzunluğu A noktasının koordinatı eksi 2, eksi B noktasının koordinatı 3. Bunun mutlak değeri eşittir. C noktasının koordinatı x, eksi D noktasının koordinatı 10. Yani uzunluk olarak birbirine eşit olmak zorunda. Birinci mutlak değerimiz de eksi 5. İkinci mutlak değerimiz de x, eksi 10'un mutlak değeri var. Eksi 5 sayısı mutlak değer dışına 5 olarak çıkacak. X eksi 10 ise hala mutlak değer içinde. Yine az önce yaptığımız gibi iki farklı durum. Ya birinci durumda x eksi 10 5 sayısına eşit olmalıdır veya ikinci durumda ise x eksi 10 5 sayısının zıt işaretini yani eksi 5'e eşit olmalıdır. Birinci durumla devam edelim. 10 sayısına eşitliğin karşı tarafına attığımızda x'in birinci değeri bu da 15 olur. Veya ikinci durum x'in ikinci değeri o da eşittir. Eksi 5 artı 10 yani x'in ikinci değeri eşittir. Kaç geliyor burası? 5 geliyor. X'in alıcı değerler toplamından bahsedilmiş. O zaman x1 artı x2'nin durumu o da 15 artı 5 cevabımız 20. Orta nokta bir AB doğru parçası için C AB'nin bir elemanı iken ve AC BC'ye eşit ise C noktasına AB'nin orta noktası denir. Gördüğünüz gibi AB doğru parçası ve bu doğru parçasının üzerinde sınırlar AB ve tam orta nokta C. C'nin koordinatını yani yerini bulmak için yapacağımız işlem şu olacak. X eşittir A noktasının koordinatı A, B noktasının koordinatı B, A artı B bölü 2 olacaktır. Evet, örneğimiz şöyle. Sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları veriliyor. A noktası BC'nin ve B noktası da AD'nin orta noktası ise A ile D noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz diyor. Şöyle bir doğru oluşturalım. Şurası C noktası. C noktasına 3 birim uzaklıkta bir A noktası. A noktasına 3 birim uzaklıkta B noktası. Çünkü CB'nin orta noktası A noktasıydı. Şu parçalar birbirine eşit. Şunları güzelce bir işaretleyelim. Aynı şekilde AD'nin orta noktasının da B noktası olduğu bilgisi verilmiş. B noktası orta nokta olacaksa o zaman bunu da sol tarafına 3 birim gidip burada D noktasını işaretleyelim. Şimdi koordinatlar şöyleydi. C noktası 7, A noktası bilinmiyor A, B noktası eksi 3
ve D noktası da D şeklinde değerlere sahipti. A'nın değerini bulmak istiyorsak A eşittir 7 artı eksi 3 bölü 2 işlemini uygulayacağız. Dolayısıyla A sayısının değeri buradan 7 eksi 3 4, 4 bölü 2'den 2. Benzer şekilde D'nin değerini bulmak istiyorsak da bu sefer eksi 3 orta nokta olduğu için eksi 3 eşittir A artı D bölü 2 şeklinde bir işlemimiz olacak. A'nın değeri 2 idi. Burada bir yalancı payda yazıp içler dışlar çarpımı yapacak olursak. Yapalım işlemimizi. Eksi 6 eşittir. A'nın yerine 2 yazdığımızı unutmayalım. 2 artı D olacaktır. Sonucun eksi 6 çıkması için D'nin eksi 8 olması gereklidir. Peki bizden istenen neydi? Bizden istenen A ile D noktaları arasındaki uzaklık. A noktasının değeri 2. D noktasının değeri o da eksi 8. Dolayısıyla AD arasındaki uzaklık AD'nin mutlak değeri o da eşittir. Mutlak değer içinde 2 eksi eksi 8. Yani mutlak değer içinde mutlak değer 10. O da eşittir 10 olacaktır. Işın nedir? Işın bir doğru üzerinde alınan A noktasının aynı tarafında bulunan bütün noktaların kümesine başlangıç noktası A olan ışın denir. Nedir? Doğrunun bir kısmı olacak. A noktası bizim için başlangıç ve B noktasına doğru sonsuz sayıda noktalar oluşturunca buna ışın diyeceğiz. Işını şöyle ifade edeceğiz. Başlangıç noktası A olduğu için köşede parantez A tarafında ve A'nın olduğu tarafa bakıyor. B tarafında bir sınırımız yok. Bu yüzden AB ışını. Aşağıda gördüğümüz şekilde de yine benzer bir durum var. A'dan B'ye doğru gidiyor. Yine B tarafında sınır yok. A tarafında sınır var. Yarı doğru. Başlangıç noktası çıkarılmış ışına yarı doğru diyeceğiz. Başlangıç noktası gördüğünüz gibi boş ama ışığına göre geri kalan parça tamamen aynı. Evet, sıra bir örneğimiz var. Örneğimiz şöyle. KL ışını şöyle göstereceğim. K'den başlıyoruz. L'ye doğru bir ışın şöyle gidiyor. Diğeri ise LM ışını. LM ışını olduğu için de bunu şöyle maviyle gösterelim. L'den başlayıp M'ye doğru gidiyor. Bunların kesişimleri yani ortak kısımları. Bunların ortak kısımları başlangıç noktası L olan ve M'ye doğru ilerleyen bir ışın olacak. Şunları silelim. B şıkkına bakalım. B şıkkında ise KM doğru parçası. KM doğru parçasını şöyle ifade edelim. K noktasından M noktasına kadar olan parça ikisi de dahil noktalar. LM ışını da şöyle yine maviyle gösterelim. LM, L dahil M'ye doğru ve gidecek. Yine bunların kesişimleri yani ortak kısımlarını istiyor. Ortak kısımları gördüğünüz gibi L'den başlayıp M'ye de bitiyor. Yani LM doğru parçası olacak. Sıradaki C. C seçeneğinde LK ışını L'den başlayıp bu sefer K tarafına gidiyoruz. Bu birinci ışınımız. İkincisi LM ışını. LM ışını da şöyle yine maviyle gösterelim. Bu da L'den başlayıp M tarafına giden bir ışın. Bu sefer bunların birleşimleri sorulmuş. Bunların birleşimleri bu şekilde gördüğümüz gibi ikisini bir araya getirdiğimiz zaman tam kesintisiz bir doğru oluyor. Bu da D doğrusu olacaktır. En son D şıkkına gelelim. D şıkkında KL doğru parçası. K'den başlayıp L'ye kadar gideceğiz. İkisi de dahil çünkü köşeli parantezler K ve L tarafına bakıyor. LM yarı ışın, yarı doğrusu diyelim. LM yarı doğrusu çünkü L içi boş. Maviyle gösterecek olursak L içi boş ama M tarafına doğru giden bir yarı doğru olacak. Bunların birleşimleri sorulduğu için birleşimlerini aldığımızda şimdi K'den başlayıp L'ye doğru gideceğiz. Şimdi birinci doğru parçasında L noktası dahil. İkincisinde dahil değil ama bunları birleştirdiğimizde ikisi de dahil hale
gelecek. Dolayısıyla bu K, L ya da K, M ışını şeklinde ifade edilebilir. Sıradaki sorumuz şöyle bir küme şeklinde sorulmuş. A kümesi X'lerden oluşacak. X'ler X eksi 5'in mutlak değeri büyük eşittir 2 ve birer reel sayı olacak. Kümenin elemanlarını sayı doğrusu üzerinde göstermemiz isteniyor. O zaman hemen şöyle bir küçük bir bilgi hatırlayalım. Bir mutlak değer içinde x varken küçüktür a şeklinde bir eşitsizlik varsa bunu mutlak değerden kurtarmanın yolu a sayısının zıt çelsin diğer tarafa eksi a küçüktür x o da küçüktür a şeklinde olacaktır. Peki bunun dışında ne söyleyeceğiz? Bunun dışında eğer eğer mutlak değer bir pozitif sayıdan büyük taraftaysa x mutlak değer x büyüktür a şeklindeyse tekniğimiz yine aynı. Yine bu sefer eksi a büyüktür x büyüktür a şeklinde dönüştürülecek ama burada şöyle bir mantık hatası var. Negatif sayı büyük tarafta pozitif sayı küçük tarafta olacak ama bunu şöyle düzelteceğiz. X küçüktür eksi a veya x büyüktür a şeklinde olacak. X büyüktür a. Şimdi sorumuzun çözümüne gelecek olursak sorumuzun çözümü şöyle. Mutlak değer içinde x eksi 5 büyük eşittir 2 şeklinde bir bilgi var. Dolayısıyla 2 sayısının eşitsizliğin diğer tarafına eksi 2 büyük eşittir x eksi 5 o da büyük eşittir 2. X tek başına kalana kadar işlemlere devam edeceğiz. Yani her tarafa önce bir 5 ekleme işlemi yapalım. Şöyle bir ekleme yapalım. Her tarafa 5 ekliyoruz. Ekleme işlemlerinde eşitsizlikte herhangi bir değişim olmaz. 5 eklediğimiz için eksi 2 artı 5'ten sonuç artı 3'e dönüşecek. Büyük eşittir x. O da büyük eşittir 7'ye dönüşmüş oldu. Peki bunu sayı doğrusu üzerinde göstermemiz gerekirse ne yapacağız? Sayı doğrusu üzerinde gösterirken önce sayıları, sınırları yerine belirlememiz gerekiyor. Sınırlarımızdan biri 3 noktası, biri de 7 noktası. Kırmızıyla gösterelim. X 7'den büyük olan tarafta 7'ye eşit. 7'yi işaretle ve 7'den büyük olan tarafı işaretle. X 3'ten küçük olan tarafta ve 3'e eşit. 3'ü işaretle ve 3'ten küçük olan tarafı işaretle. Bakın şurası da x 7'den büyük olan kısım. Sıradaki sorumuzda şöyle bir bilgimiz var. A noktası, B noktası, C noktaları verilmiş. Eksi 4, 11, x şeklinde. C, A, B doğru parçasının bir elemanı iken A, C bölü C, B, 2 bölü 3 ise x kaçtır diye bir bilgi verilmiş. Burada şunu söylememiz gerekiyor. Şimdi A, B doğru parçası ve arada bir C noktası var. Olayı şöyle ayarlamaya çalışsak. Şurası A noktası. Şurası B noktası olsun. C de arada bir yerde olacak. Peki C'nin arada bir yerde olması bize nasıl bir avantaj sağlayacak? Şöyle bir avantaj sağlayacak. A, C'nin karşısında 2, C, B'nin karşısında 3 olması. A, C doğru parçasının 2 birim. Ya da 2'nin katı. B, C doğru parçasının ya da C, B doğru parçasının 3'ün katı olması gerektiğini sağlayacak. Yani C noktası A'ya 2 birim uzaklıkta. B'ye 3 birim uzaklıkta. Örneğin şurada bir nokta olabilir. Şimdi koordinatlarını bunların yazmaya çalışırsak A noktasının koordinatı eksi 4, B noktasının koordinatı 11 şeklindeydi. Dolayısıyla C noktasının değeri eksi 4 ve 11 arasında. Bu da x. O zaman x küçüktür 11'den büyüktür eksi 4'ten şeklinde bir ifade kullanabiliriz. Bu bize şöyle bir avantaj sağlayacak işlemlerde biraz hızlı hareket etmemizi sağlayacak. Şimdi AC doğru parçasının uzunluğu nedir? AC arasındaki fark yani x eksi eksi 4'ün mutlak değeri bölü CB o da B ve C arasındaki fark o da x eksi 11 x eksi 11'in mutlak değeri o da eşittir 2 bölü 3 şeklinde dönüşmüş olacak. Birinci işlemimizde x artı 4'ün mutlak değeri bölü diğeri de x eksi 11'in mutlak değeri eşittir 2 bölü 3 şeklinde bir bilgimiz var. Peki burada şunu söyleyebilir miyiz? X artı 4'ün mutlak değerinde mutlak değer içindeki işlem sonucu x sayısı eksi 4'ten daha büyük olduğu için bir pozitif değer veriyor. Pozitif değer verdiği için de mutlak değer dışına direkt olarak pozitif yani işaret değiştirmeden x artı 4 şeklinde çıkarılabilecek. Ama
x eksi 11 işlemi 11 sayısı x'ten daha büyük olduğu için mutlak değerin içine negatif hale getirecek. Bunu dışarıya çıkarken işaretlerin değiştirilmesi gerekiyor. Eksi x artı 11 şeklinde çıkarılması gerekli. Bu da eşittir 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 çarpı x'ten 3x, 3 çarpı 4'ten artı 12 eşittir. Eksi x çarpı 2'den eksi 2x artı 11 çarpı 2'den artı 22. 2x sola, 12 sağ tarafa gönderilirse burası toplamda 5x eşittir 10. Dolayısıyla x eşittir 2 sonucunu elde etmiş oluruz. Sıradaki sorumuz yine benzer bir soru. Az önceki sorunun bir benzeri ama şöyle bir farkı var. Az önce C noktası AB doğru parçasının arasında, yani içinde üstünde bir bölgedeydi. Şimdi AB doğrusunda diyor. Ve aynı zamanda AB doğru parçasına ait değil. Yani arada kalmıyor. Arada kalmıyorsa peki nerede kalacak? O zaman onu da şöyle belirleyeceğiz. Şöyle bir A noktası belirleyelim. Hatta şöyle bir doğru çizelim. Şuraya bir B noktası belirleyelim. Peki C noktası nerede olacak? C noktası AB doğrusunun üzerinde ama AB doğru parçasında, yani A ve B'nin arasında bir yerde değil. Peki nerede? B'nin sağında mı yoksa A'nın solunda mı? Hemen şuraya bir yalancı payda yazalım. AC doğru parçasının uzunluğu eşittir 3'ün katı. BC doğru parçasının uzunluğu da 1'in katı olmalı. Yani C noktası B'ye daha yakın olmalı. C noktası B'ye daha yakınsa burada bir yerde olabilir. O zaman A'nın değeri nokta olarak eksi 5, B'nin değeri 7 ve C'nin değeri de X. Bakın burada şöyle bir işlem yapabileceğiz. A ve C arasındaki uzaklık, AC arasındaki uzaklık X eksi eksi 5'in mutlak değeri bölü BC arasındaki uzaklık, o da X eksi 7'nin mutlak değeri. O da eşittir 3 sonucunu vermeli. Şimdi X artı 5'in mutlak değeri X sayısı eksi 5'ten daha büyük olduğu için bunun içi pozitif olmak zorundadır. Dolayısıyla dışarıya x artı 5 şeklinde çıkabilecek. X sayısı 7'den de büyük olduğu için x eksi 7 şeklinde rahatlıkla bunu çıkarabileceğiz. İçi pozitif. Bu da eşittir 3. Yalancı payda yazalım. 3 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x artı 5 eşittir 3x eksi 21. X sağ eksi 21 sola geldiğinde burası 26 eşittir 2x'e. Dolayısıyla 2'ye böldüğümüzde de 13 eşittir x'e dönüşmüş olacaktır. Sıradaki sorumuzda yine küme verilmiş. A kümesi x'lerden oluşacak. 2x artı 5'in mutlak değeri küçük eşittir 9. Biraz önce nasıl bir şey olduğunu anlatmıştık. Hızlı bir şekilde işlem yapalım. 2x artı 5'in mutlak değeri küçük eşittir 9. 9 zıt işaretisi diğer tarafa. Eksi 9 küçük eşittir 2x artı 5 küçük eşittir 9. Her taraftan 5 çıkaracak olursak toplama çıkarma işlemleri eşitsizliklerde herhangi bir sorun yaratmıyordu. Buradan 5 çıkarsak eksi 14 küçüktür 2x, o da küçüktür, yani küçük eşittir, ikisinde de küçük eşittir. 5 çıkardığımız zaman 4. Sonra her iki tarafı 2'ye böleceğiz. Şöyle yapalım. 2'ye böl. Çarpma bölme işlemlerinde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Pozitif sayı kullanırsak herhangi bir sorun olmayacak. Eksi 14'ü 2'ye böldüğümüz zaman eksi 7 küçük eşittir x küçük eşittir 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman da 2. Şimdi A kümesini şöyle oluşturmuş olduk. Şuraya çizelim. Alt sınır eksi 7, üst sınır 2. Ve bunlar dahil. Şimdi benden istediği A nokta kümesinin belirlediği doğru parçasının orta noktasının koordinatı. Bunun tam ortasını şöyle işaretleyecek olursak bu iki parça birbirine eşit olacak. Bu orta noktanın koordinatını bulmak istiyorsak örneğin buraya K noktası diyelim. O zaman K noktasının koordinatı eşittir. Eksi 7 artı 2 bölü 2, yani eksi 5 bölü 2 şeklinde bulunuyordu. Evet, son örneğimiz. Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? AC ışını ne eşittir? AB doğru parçasıyla BC yarı doğrusunun birleşimi. Evet, BC yarı doğrusu şöyle bir durumdu. AB doğru parçası da şöyleydi. Dolayısıyla bu tamamen AC ışını oluşturuyor. Doğrudur. Hemen şunları bir geri alalım. Evet, B şıkkı AC doğru parçası. AC doğru parçasını şöyle oluşturalım. Bu kime eşittir? AB doğru parçası. AB doğru parçası fark B. Şimdi AB doğru parçası kimdir? AB doğru parçası şu.
Fark B dediği zaman B noktasının kendisini silmiş oluyoruz. Yani şöyle içi boş bir noktaya dönüşmüş oluyor. Bunlar birbirine eşit değildir. Zaten yanlış olanı bulduk.